Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Hobi Fasta kanalına hoş geldiniz. Yeni transferimiz var. Atom Karınca kümese geldi. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Mete'nin yavrusu, Mayıs yavrusu. Bizim Uzun Arap'la değiştirdik. Uzun Arap'ı gönderdik. Bu geldi. Şimdi hayvanı size göstereyim. Yeni geldiği için biraz tabii ki yeri yadırgıyor. Şimdi Atom Karınca diyorum. Niye atom karınca diyorum? Hayvanın çok böyle küçük olduğundan değil. Çok hareketli olduğundan. Korkma oğlum, korkma. Çok hareketli olduğu için ben bu ismi verdim buna. Bunun şöyle iki provasını gördüm. Çok kıvrak bir hayvan. Yani çok sistemli. Hani bundan böyle kafayı almak gerçekten zor. Yani rakibi de güzel bir hayvandı. O da yine Metin'in yavrusuydu. Ama bu hakikaten çok hareketli yani. Şimdi Mete beni aradı. Dedi İstanbul'a horoz göndereceğim. Hani iyi hayvanı şey yapmayalım. Hediye olarak kesmeyelim. Oradan bir tane değişelim dedi. Ben de bunu dedim getir o zaman. Bunu beğendim. Diğerleri de güzel ama bu farklı bir hayvan. Maşallah, Sübhanallah. 2550 arkadaşlar. 2500 diyebiliriz. Kursağı tamamen dolu. İyi yem yemiş. Az önce de ona azıcık haşlanmış yumurta verdi. Tavuk göğsü verdim. Maşallah, Sübhanallah. Güzel bir hayvan. Güzel. Bundan sonra bakacaksak iyiye bakacağız arkadaşlar. Sağ olsun Metin de. Buradan da teşekkürlerimi iletirim. Selamlarımı iletirim. Aslında az önce geldiler. Horozu bıraktılar ama vakitleri yoktu. Bir video çekebilirdik. Video işi olmadı. Ben şöyle hayvanı bir de dışarı çıkarayım. Dışarıda görün. Hayvan böyle arkadaşlar. Beğendiğim bir yavru. Güzel bir yavru. Dediğim gibi çok kıvrak bir yavru. Bakalım kümesimizde yerini aldı. Yani bunu yavrular yetişince eğer yer sorunu olursa yine başkasına vermeyeceğiz tabii ki. Maşallah. Başkasına vermeyeceğiz tabii ki. Yine hayvanı elden çıkarırsam Metin'e veririm. Damızlık sahibine. Güzel. Bunu farklı horozlarla, farklı yavrularla göreceğiz. Yani güvendiğim bir hayvan. Bakalım görelim. Maşallah, Sübhanallah. Şöyle arkadaşlar yakından da gösteriyorum. Fizik olarak görmüş olun hayvanı. Artık böyle arkadaşlar daha çok horoz gelir gider. Ya kendi büyüttüğümüz yavrular var. İnşallah nasip olur da büyürse. Yani hepsi yaşarsa, büyürse tahmini diyorum 25 civarı yavru olur. Bizim 8 tane yerimiz var. 8 kümesimiz var. 3 anadamızlık dışında. Bakacağız en iyiler duracak. Tavuğu gördü hareketlendi. Evet ben bunu şöyle her yeni gelen hayvana yaptığım gibi bir bit ilacıyla ilaçlayayım. Kümesine bırakayım öyle devam edelim. Maşallah, Sübhanallah. Sevdim. Bir de çok uysal bir hayvan. Yani hiç kaçmıyor. Eline alıyorsun. Hiç yabanilik yok. O yönden de beğendim yani. Benim sevdiğim tarz. Yabani hayvanı sevmiyorum. Kuzu gibi bu. Elimde kuzu gibi. Ama tabii ki çukura indiğinde çok farklı oluyor. Taşları daha az geç çıkıyor bunun. Güzel de taş vuruyor. Şöyle taşını çıkarırsa çok daha güzel olur, çok daha etkili olur. Ben videoyu durdurayım, bunu yerine koyalım, öyle devam edelim. Arkadaşlar hayvanın yerine koydum, ilaçladım. Üzerinde o ilacın beyazlığı var, toz ilaç. Maşallah. Sevdim ben bunu. Bak 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 bak, aslan aslan. Oyuncu da he. Allah nazardan esirgesin. Gel 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 gel. Bakarım ben sana. Buna biraz ben şimdi fındık vereceğim. Hafif de arada gel 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 gel. Oyuncu. Atom karınca. Bunun adı atom karınca. Küçük olduğundan değil, hareketli olduğundan. Aslan, aslan. Gel 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 gel. Biraz da Metin hayvanlarla ilgileniyor, tamam mı? Böyle her akşam eve geldiğinde hayvanlar eline alıyor, seviyor, oynuyor. Bunlar haliyle daha bir cana yakın olmuş.
Gel. Güzel. Bu kanala renk katacak bu hayvan. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Sizden de fikir alayım. Bu aşağıdaki Eylül grubunda o tüy yeme sorunu devam ediyor. Feriklerin gagalarını kesmiştim. Çok derin değil ama böyle uçtan toparlama şeklinde alt üst gagayı. Ama ona rağmen yine devam ediyorlar. Ve şöyle bir sıkıntı da var. Fareden de şüpheleniyorum arkadaşlar. Şurada bir tane. Hah, şu yavru. Bakın az küçük olan. Küçüğü bu mu? Bakın şunun sağ kanadında, kanadın içinde, kanadın iç kısmında arkadaşlar sanki idman yapmış gibi, idman yapmış da tüy kırılır ya. Tüy kırılması gibi bir şey var. 2-3 tane tüy kırılmış. Hani kalın tüyleri, kanat tüylerini ferikler yapamaz. Tamam, diğer tarafları yolmuşlar ama ben fareden şüpheleniyorum. Fare yapmıştır diye düşünüyorum. Burada da fare var. Her tarafta var zaten. Öldür öldür bitmiyorlar. Şu mesela şurada yem vardı. Fare yem kabını, şeyi, poşetini yırttı. Şimdi buraya şu an bu kümes boş. Buraya fare pastası koyabilirim. Ama burada fındık faresi var %90. Fındık faresi de ölecek ve dışarıda kalacak. Dışarıda kaldığı zaman bu ferikler o fareyi yer. Yani siz ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Yapışkan da var. Bak, yapışkan aklıma gelmedi. Aslında yapışkan size sorarken benim aklıma geldi. He. Yapışkan sürebilirim. Şurası boş ya. Ortaya fındık koysam, yapışkanı etrafına çevirsem bir tahtayı, faydası olur diye düşünüyorum. Hani böyle bir sıkıntı var. Şimdi Mehmet Ali abinin tavuğunun işi bitti. Şeyi yatırdık, yürkümüzü. Onunla konuştuk az önce. Dedim abi böyle böyle bir durum var. O da dedi biraz daha derinden kes hocam dedi. Şeyleri, ferikleri. Ya aslında inanın hiç yapmak istediğim bir şey değil. Ben kesmek istemiyorum normalde feriklerin gagasını ama ferikler birbirini de yemeye başlamışlar. Ciddi sıkıntı var yani. Ya şuna bakın, şunun tüyleri. Bu, diğeri, bak popo kısmı. Bunun poposunu yemişler. Mavi sprey sıktım bol bol. Açık yer görünmesin diye. Bunlar da güzel boylandı maşallah. Havalar çok kötü arkadaşlar. Çok soğuk yani. Yağmurlu. Şöyle havalar güzelleşse ben bunları dışarı salarım. Daha rahat olurlar. Şu anda dışarı da salınmıyor. Ben bile böyle nasıl söyleyeyim. Bir an önce işimi bitirip içeri geçmeye bakıyorum. Evet. Sizin tavsiyeleriniz varsa farklı fareyle ilgili. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İki tane şey ferik cansız geldi bana. Elime aldığımda bir şey yoktu ama onlara bir iğne vurdum. Onları buraya kapattım. Yarın bir iğne daha vuracağım. Görünürde bir şey yok ama içten bir sıkıntı olabilir. Artık hastalıklar yayılmadan daha ilk böyle belirti gösterdiğinde tedaviye başlıyorum. Çok rahat oluyor. Aa, bakın şunu da boynunu hep yemişler. Bak bu da ferik. Ha, feriğin de boynunu yemişler. Yam yam gibisiniz ya. Ayıp, gerçekten ayıp. Şu şeyi açamıyorum. Ha, buradan göstereyim size. Ha, buradan görünüyor. Civcivleri açamıyorum. Şimdi yumurtaya alıştılar ya. Ben açtığım anda hemen bunlar arkadaşlar hemen dışarı çıkıyorlar. Bir önceki videoda dışarı atladı. Vallahi zor yakaladım hayvanı. Güzeller, hareketliler. Burayı çok karanlık bulabilirsiniz ama çok da karanlık değil. Şöyle biraz daha kendilerine gelsinler, farklı bir yere de alabilirim. Şu an bir sıkıntı yok. Hepsi de canlı. Çok şükür. Son gürkümüzü yatırdık. Sezon finalini yapmış olacağız. Böyle arkadaşlar. Hiçbir zaman sıkıntı bitmiyor. Yani bu Hint işi var ya, gerçekten bir defa bulaştık biz bu işe de. Yani bazen de böyle lan nereden girdim dediğim oluyor. Kanatlı grubu hep böyle zaten de Hintler apayrı bir şey. Maşallah. Bakın şu güzel. Şu bayağı boylandı. Bu siyah Hintlinin yavrusu. Bunlar boyuna gitmeye başladılar. Yani bir bakıyorum, bir geliyorum. Bir şey olmuş. Bir geliyorum. Ne bileyim. Fare. Bir geliyorum. Birbirine girmişler. Böyle hiçbir zaman bitmiyor derdi. En büyük sıkıntımız hayvanların yanında olmamak. Olamamak. Yanında olsam ben bu sıkıntıları bu şekilde yaşamazdım.
Çok daha farklı olurdu arkadaşlar. Çok daha farklı olurdu. Evet, bu video çok uzun olmasın. Şu yeni transferi, yeni horozu, yavruyu göstermek için çekiyorum. Bu videoyu çektim. Allah, telefon düştü mü? Düşmedi. Şunlara bir bakalım. Video cücüsüz olmasın. Senin bir şu yeşil yemi bir alacağım ya. Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Bu gürkle alakalı bir şey ya. Şu yerdeki yeme bakın ya. Ne bu? Lan sinir oluyorum. Vallahi yemi... Şimdi bakın, yemi doldurdum, dibine getirmişler. İnanın yiyerek değil. Bazıları diyor işte ya, diyor sen hayvanın yeminin hesabını mı yapıyorsun? Abi bu yemin hesabını yapmak değil ki. Bu nedir ya? Yerdekileri yesinler. Kaldıracağım yemliği. Yerdekileri yesinler. Bitince bir daha koyarım. Yani israf ya, israf. Az gel bakayım, az gel. Oo, az sen de gel. Lan adamı yer bunlar. Maşallah, sübhanallah. Maşallah, esik etmeyelim arkadaşlar. Bunu kapattık. Bir de şu diğer grubu göstereyim size. Videoyu böyle bitirelim. Ben de iyice üşüdüm. Hastalığı kapıyor zaten ha buralarda. Video çekeceğiz, tavuk bakacağız, cücüğü bakacağız diye hastalığı kapıyoruz. Gelin gelin gelin. Ha, bunların yerleri çok güzel oldu ha. Arkadaşlar en güzel, şunların kursağına bakar mısınız? Az kaç bakayım, kaç. Kursaklar patlayacak gibi dolu. Yumurtayı da yediler. Yemeleri güzel, yiyen hayvan güzel büyür. Yavru anlamında söylüyorum. Bu ferimizde Recai abinin hediyesi. Ölümden dövdü kaç defa. Ama nasipmiş ya. Recai abi diyor ki, şimdi horoz da ondan gelme. Çok güzel. Vallahi diyor, Ferik diyor yani, bunun soyu diyor. Sağ olsun. Çok çok iyi diyor. Üç ana damızımdan bir tanesi diyor, kanatlımdan. Onda birçok kanatlı var. Ama bu çok güvendiği, taşını, tırnağını çok iyi kullanan bir soy. İnşallah bakalım nasip olursa güzel yavrular çıkacak. Arkadaşlar daha önceki videolarda da söylediğim gibi ben hani böyle bir iddiam yok. Bir numara olayım, şu olayım, bu olayım. Hobi olarak başladık bu işe. Ha, işler biraz büyüdü. Çevre edindik, dostlar edindik. Çok farklı damızlıklar edinebiliyoruz artık. Bir de bu sene hani hep rastgele yavrulardan iyi bir sonuç çıkmadı. Gözümüzü doldurmadı. İstediğimiz gibi olmadı. Bakmışken iyisine bakalım dedik. Öyle gidiyoruz bakalım ya. Hayırlısı. Yani bu işi daha büyütmeyi düşünmüyorum. Müsabakaya falan gitmeyi de düşünmüyorum. Benim için bu yeterli. Bu bile fazla. Böyle beraber sizlerle süreci paylaşıyoruz işte arkadaşlar. Olduğu kadar olur. Bakın. Şunu da göstereyim, videoyu bitireyim. Kar yağdı yükseklere. Yaklaşıyor mu bakalım. Heh. Tepelere görüyor musunuz karları? Beyazlık. İşte oranın soğuğu buraya geliyor arkadaşlar. Hele akşamları buz gibi. Evet. Böyle sizlerle beraber süreci paylaşıyoruz. Yani bu Hint horozu besleme imkanı olmayanlar bence, bana göre bizim kanalımızda beslemiş kadar olurlar bu süreci. Ben her şeyi çektiğim için hepsini görüyorlar. Evet, beğenenler izliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Maşallah da eksik etmesinler. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.